Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim yatağına sokulduğunda 3 kere bunu okursa, günahları denizlerin köpükleri kadar, ağaçların yaprakları sayısınca, kum yığınlarının sayısınca ve dünya günlerinin sayısınca da olsa mağfiret edilir. Her kim cuma günü sabahı sabah namazından evvel 3 kere okursa, günahları denizlerin köpükleri kadar fazla olsa da Allah-u Teala onları affeder. Her kim bu istiğfarı derse ve diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa bütün günahları bağışlanır. Birinci okunuş. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. İkinci okunuş. Hay ve kayyum olan, kendisinden başka ilah bulunmayan o büyük Allah'tan mağfiret dilerim. Gece yatmadan önce 3 kere okunacak. Her namazın arkasından her günah işlediğinizi düşündüğünüz anda dua etmeden önce aklınıza geldiği an mutlaka tövbe edin. Her zaman tövbesinde samimi olmak şartıyla insanın bağışlanmasına imkan hazırlayan bu istiğfarı dilden düşürmemelidir. Unutmamak lazımdır ki Allah-u Teala'nın huzurundaki sözünde durmalısın. Söz verdiğin Allah-u Teala olduğunu unutmayasın, günahlara dönmeyesin. Alimlere göre insan yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmelidir. İşlenen günah sadece Allah'a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa bundan tövbe etmenin 3 şartı vardır. O günahı terk etmek, onu yaptığına pişman olmak, bir daha yapmamaya karar vermek. Şayet bu 3 şarttan biri eksikse tövbe edilmiş olmaz. İşlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa ondan tövbe etmenin 4 şartı vardır. 3'ü yukarıdaki sayılan şartlardır. 4.'üncüsü ise kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu da şöyle olur. Şayet bu hak mal ve benzeri bir şeyse onu sahibine geri verir. Eğer zina etti diye iftira atmak gibi bir suçtan dolayı ceza görmeye gerektiriyorsa, hak sahibine kendisini cezalandırma yetkisi verir veya ondan kendisini bağışlamasını ister. Eğer bu kul hakkı birini çekiştirme suçu ise o kimseden af diler. İnsanın yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmesi gerekir. Günahlarının bir kısmından tövbe ederse, ehl-i sünnete göre sadece o günahları hakkında tövbe etmiş sayılır. Tövbe etmediği günahları devam eder. Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler ve İslam alimleri tövbe etmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Ey müminler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. Nur Suresi. Ayet-i Kerime bütün müminlerin tövbe etmesini emretmekte, günahlardan kurtulma yolunun tövbe olduğunu belirtmekle, tövbesi kabul edilen kimsenin kurtuluşa erdiğini haber vermekte, dolayısıyla kusursuz kul olmayacağını bildirmektedir. Demek oluyor ki sağlıklı bir toplumun önemli şartlarından biri günahlarından kurtulmayı arzu eden ve bu maksatla Allah'a yönelen fertlerden meydana gelmesidir. Çünkü tövbe eden kimse yaptığı hatayı Allah-u Teala'ya itiraf etmekte, o günahı bir daha yapmayacağına dair söz vermekte, onun merhametine sığınarak affını dilemekte ve böylece Cenab-ı Hakk'ın yegane bağışlayıcı olduğunu kabul etmektedir. Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyiniz. Sonra ona tövbe ediniz. Hud suresi. Günahları bağışlayacak olan Allah-u Teala'dır. Kul bunu böyle bilerek Yüce Mevlasına el açıp affını dileyecek ve yaptığı günahlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ona itiraf edecektir. Bağışlanmanın tek yolu budur. Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tövbe edin. Tahrim suresi. Samimi tövbe, yapılan günahın çirkinliğini insanın bilmesi, bunu vicdanının kabul etmesi ve onu işlediğine pişmanlık duymasıdır. Allah-u Teala samimiyetle tövbe edin derken, kulunun yaptığı suçtan dolayı
üzülüp vicdan azabı çekmesini istemekte ve onu kendi kendine "ben artık bu suçu bir daha yapmayacağım" diye söz vermesini beklemektedir. İnsanı kurtaracak olan samimi tövbe, tevbe-i nasuh, işte budur. İşlediği günahtan pişmanlık duyan kimse, tevbe ettiğini diliyle söylerken, gönlü gerçekten pişmanlık duymalı, bedeni günahtan uzak durmalı ve o konudaki kusur ve noksanlarını gidermeye çalışmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim." Tövbenin sözlük anlamı dönmek demektir. İşlenen günahtan vazgeçmek manasına gelir. Daha açık bir söyleyişle yapılan bir günahı suç olduğunu bilerek ve onu yaptığından dolayı pişmanlık duyarak terk etmektir. Tövbede önemli olan yapılan fiilin çirkinliğini bilmek ve ondan iğrenerek vazgeçmektir. Tövbe eden kimse çirkin davranışları güzelleriyle değiştirdiği, Allah'tan uzaklaştırıp şeytana yaklaştıran yolları terk ettiği için takdire şayandır. İnsan kötü yolu terk etmekle kalmamalı, kusurlarını telafi etmek için ibadet ve taatle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır. Tevbenin belli bir zamanı yoktur. İnsanın ne zaman öleceği belli olmadığı için ilk fırsatta tevbe etmelidir. Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre en güzel ibadet zamanı olan seher vakti kalkmalı, Allah-u Teala'nın rızası için iki rekat namaz kılmalı, sonra da tövbe ve istiğfar etmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerine herkesten çok uyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bahsimizin baş tarafında gördüğümüz ayeti kerimelerdeki tövbe emrine uyarak günde 70 defadan fazla tövbe ederdi. Bir sonraki hadisi şerifte görüleceği üzere günde 100 defa tövbe ettiği de olurdu. Hadisi şeriflerde çoğu zaman 70 veya 100 rakamı çokluğu, fazlalığı anlatmak için kesretten kinaye olarak kullanılır. Peygamber Efendimiz de günde 70 veya 100 defa tövbe ettiğini söylemekle Cenab-ı Hakk'ı çok andığını belirtmiş olabilir. Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemekten korunduğunu, dolayısıyla onun hiçbir günahı bulunmadığını biliyoruz. Buna rağmen onun her gün birçok defa tövbe etmesinin sebebi, ümmetine tövbe ve istiğfarın önemini göstermek ve hiçbir kimsenin Allah-u Teala'ya onun layık olduğu şekilde ibadet edemeyeceğini belirtmektedir.